Risale-i Nur'un günümüze taşıdığı Kur'an ile asıl saadet adalet modeli ve ahimin adil kararları mevzunu işlemeye çalıştı. Kur'an'ın çağdaş tefsiri Risale-i Nur'dan adaletle ilgili yüzlerce pasajdan şu birkaçının açılımını yapacağız. Hem adalet ve mizan ile iş görüldüğüne bürhan mı istersin? Her şeye hassas mizanlarla, mahsus ölçülerle vücut vermek, her varlığa suret giydirmek, şekil vermek, yerli yerine koymak, nihayetsiz bir adalet ve mizan ile iş görüldüğünü gösterir. Hem her hak sahibine istidadı nispetinde hakkını vermek, yani vücudunun bütün levazımatını, bekasının bütün cihazatını en münasip bir tarzda vermek, nihayetsiz bir adalet elini gösterir. Hem istidad lisanıyla, ihtiyacı fıtri lisanıyla, ıstırar lisanıyla, sual edilen, istenilen ve istenilen her şeye daimi cevap vermek nihayet derecede bir adil ve hikmeti gösterir. Üçüncü hakikat, babı hikmet ve adalet olup ismi hakim ve adilin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki zerrelerden güneşlere kadar cereyan eden hikmet ve intizam, adalet ve mizanla rububiyetin saltanatını gösteren Zat-ı Zülcelal, rububiyetin cenahı himayesine iltica eden ve hikmet ve adalete iman ve ubudiyetle tevfik-i hareket eden, ona uygun hareket eden, müminleri taltif etmesin ve hikmet ve adalete küfür ve tuğyan ile isyan eden edepsizleri tedip etmesin. Zalim siyasetin gaddarane bir düsturu olan cemaat için fert feda edilir diye çok zalimane pek çok vukuatı ehven-i şerifle bir adamın hatasıyla bir köyü mahveden 5-10 adamın onların siyasetine zarar vermek tevehhümüyle binler adamı perişan eder. Evet, ülkemiz, İslam alemi ve insanlık aleminin en büyük problemi adaletsizlik. Fert, aile ve milletin gelişmesi, ilerlemesi, terakkisi, üretim yapabilmesi, maddi, manevi, ekonomik ve bekası adalete bağlıdır. Devamı adalete bağlıdır. Şahıslara değil, kişilere değil. Zerre, atom, hücre, uzuv, unsur, bitki, hayvan, dünya, güneş sistemi ve kainatın bir ucundan diğer ucuna bütün varlıklarda her şey yerli yerinde ve ölçülü olması ismi adilin ve adaletin tecellisi ve hikmetin tecellisidir. Haşr Risalesi'nin üçüncü hakikatte varlıklarda tecelli eden maddi mücessem adalet anlatılır. Hikmet ve adalet birbirini gerektiren, aynı zamanda tecelli eden ve tamamlayan had ve adil, berrak, hakim, cebbar, şedidül ikab, seriül hisab, azim, habir, basir, semi gibi onlarca esma-i hüsna dolayısıyla adalete bakar. İşte Kur'an adaletinden haberi olmayan iktidar ve çevreleri, yani Müslümanlar bugün de ekseriyette hayatında eline silah almamış, üzerlerinde silah da dahil şiddete yönelik hiçbir delici, yaralayıcı, öldürücü alet bulunmamış, hayatında hiçbir şiddete bulaşmamış, on binler, yüz binlerce bebek, çocuk, masum, genç, ihtiyar, hasta, ağır hasta hatta, kadın, kız, çoğunlukla başörtülü, insana terörist,
FETÖ'cü demek ve onları şiddetle cezalandırdılar. Hapislerde süründürdüler, hala süründürüyorlar. İşkence, enva türlü işkenceler ediyorlar. Hem de onlara terörist ve FETÖ'cü yaftası yapıştırmışlar. FETÖ'cü demek aslında yani terörist örgüte bağlı demek. Hem iftira, hem yalan, hem suizan, hem gıybet, hem itibar cellatlığı, hem de zulümdür. Kamuoyu ve ilgililer bilir ki FETÖ'cü tabirini Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perincek uydurdu ve zihniyeti uydurdu. İktidar ve yandaşlarına yutturdu, toplumu uyuttu ve onu uygulattı. Aklı başında insanlara ne oluyor ki bu tabiri kullanıyorlar? FETÖ'cü değil, belki FEÖ'cü denilebilir. Yani Fethullahçı örgüt denilebilir. Çünkü şiddetle, terörizmle, teröristlikle hiçbir ilgileri olmuyor. Olanları zaten belli. Onlar zaten o camiadan değil, onların içine sokuşturulmuş. Ondan sonra istihbarat örgütlerinin veya ifsat komitelerinin elemanlarıdır ki onlar da oraya mensup değillerdi zaten. Evet, 10 Mart 2014'te cezaevinden tahliye edilen İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'yi bölmek için bizi Ergenekon'a diyor hapsettiler. Şimdi Ergenekon'dan çıkıyoruz, cemaatlerin, tarikatların kökünü kazıyacağız demişti. 10 Mart 2014'te cezaevinden tahliye edildi ve böylece o tarihten bugüne iktidarla birlikte bu söylediğini yapmaya çalışıyor. Evet, mal, şirket ve maaşlarına da el konuldu masum da insanların. Çoğunun dosyası bomboştu. Aslında bu bir siyasi suçlama ve ceza idi. Hak, hukuk, adaletle hiçbir ilgisi yok. Terörist yaftasına layık olmadıkları halde yüz binlerce masum, ihtiyar, genç, hukuksuz, haksız bir şekilde siyasi olarak suçlanıp hapse atılıp işkenceye maruz kalmaları, işlerine, maaşlarına, şirketlerine, mallarına, hatta çoluk çocuklarına haksızca ve zalimce el koydular. Halbuki Kur'an'da mealen mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendiniz bilip dururken insanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemek için o malları hakimlere, yani idarecilere ve adli mercilerdeki yetkililere vermeyin. Bakara suresi 188. ayet-i kerimede mealen böyle ferman ediliyor. Evet, tanıdığımız, gözümüzün önünde olan, bildiğimiz kesinlikle masum ki rahim de, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de tespit etti masum olduklarını. Biraz sonra onu söyleyeceğiz. Bu birkaç gün içinde gelişen bir gelişmedir. Birisinin hatasıyla tanıdığımız, gönlümüzün önünde olan ve bildiğimiz kesinlikle masum olan akrabalarımız, komşularımız, öğretmenlerimiz, esnaflarımız, gençler, ihtiyarlar, ev hanımları ve bunlar mı terörist ve masum yapacaklardı ki gözümüzün önündeler zaten. Ve bunların birisinin hatasıyla başkası mesul olmaz. Kardeşi de olsa, aşireti de ve taifesi de olsa, partisi de olsa o cinayete şerik sayılmaz diyor Bediüzzaman. Beşerin vahşet ve bedevilik zamanlarındaki bir kanun esasesine, medeniyet namına dine hücum edenler irtica ile o vahşete ve bedeviliğe dönüyorlar. Beşerin selamet, adalet ve sulh-i umumisini, genel barışını mahveden o dehşetli vahşiyane kanun esası şimdi bizim bu biçare memleketimize girmek istiyor ve maalesef 2011 yılından beri sistemli bir şekilde bir proje olarak
bu memleketimizde sokuldu. İnşallah şimdi o dehşetli halin sonu gelmeye başladı. Hakimler Savcılar Kurulu Başkanı Vekili Mehmet Yılmaz akşam gazetesinde 6/4/2018'de şöyle demişti. Allah'tan baylok çıktı da delil olarak kabul edebileceğimiz bir argüman elde ettik. Yoksa işimiz çok zordu. Delil olmadan nasıl ceza vereceksiniz? Evet, delil yok ama yetiş ey baylok. Ve daha nicelerinin canları yakıldan Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın tek başına delil olmaz baylok demesine rağmen bu işin cihetini net bir şekilde ifade etmekten kaçınarak topu ortada bırakmaları mağduriyetleri de dehşetli bir şekilde artırdı. İddia ve suçlamaların mesnetsizliğini ispatlayan belgeleri hiç kale almayın. Ben sadece MİT'ten gelen listeye bakarım diyebilen kimi hakimlerin verdiği hukuksuz kararlarda maalesef lekeli bir olarak tarihe geçti. Ama baylok dayatmasından önce Mor Bey'in skandalı patlak verdi ve çok sayıda insan boş yere mağdur edildiği ortaya çıktı. Şimdi yeni bir skandaldan daha bahsediliyor. Bu geçmiş dönemlerde yazılan bir yazı yeni aslında çıkan. Ve Türk Telekom'dan kaynaklanıp zincirleme diğer halkaları etkileyen çok kritik kayıt hataları sebebiyle Baylokzede durumuna düşülmüş 40 bin kişilik ikinci bir listenin söz konusu olduğu ifade ediliyor ve maalesef o da gerçekleştirmiş. Biz bu konuda baştan beri dedik ki Baylok bir zamana kadar internetten herkesin indirebildiği bir program. Varlığı tek başına suç delili olamaz. Eğer onun yapılan yazışmalar darbe ve terör iddiasını ispatlıyorsa tamam olabilir. Terörü ispatlıyorsa ki öyle bir durum olamazsa. Ama sadece baylok var diye tutuklayıp mahkum etmek hukuksuz. Darbeciler WhatsApp'la da yazıştılar. 2016-15 Temmuz 2016 tarihi. O zaman WhatsApp kullanan herkesi içeri tıkamak lazımdı. Ve bu saçmalık Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği keyfi tutuklamaları çalışma grubunun kararlarında da tespit ve ifade edildi. Baylok terör örgütü üyeliği suçlamasına dayanak ve yargılama konusu yapılamaz. Ahim'de de benzeri kararlar geldi. 29 Eylül 2023'te. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 26 Eylül 2023'te Türkiye'yi en temel insan haklarından üçünden ihlalden mahkum etti. Bunlardan birisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 7. maddesindeki kanunsuz suç ve ceza olmaz prensibi. İkincisi 6. madde 1. fıkradaki adil yargılama hakkı. Üçüncüsü 11. maddedeki toplanma ve örgütlenme hürriyeti. Baylok kullanan, bankasaya para yatıran ve 20 Temmuz sonrasında PHK ile yani kanun hükmünde kararname ile kapatılan dernek ve sendikalara üye olma gerekçesiyle ve ayrıca gizli tanık ifadelerine dayanılarak verilen hapis cezalarından dolayı bu üç maddeden hak ihlaline hükmetti ve Türkiye'ye ceza verdi. Aslında bu sözleşmeler ta 1904-11-1950'de imzalanmış, kabul edilmiş, 1987'de Ahim'de bireysel başvuru yapanların şeyleri de kabul edilmiş Türkiye'de. AKP iktidarı sonrasında da vazgeçtiği halde Avrupa Birliği reformlarını hayata geçirmeye başladığı 2004'te de Ahim kararlarını
milli kanunların üzerine çıkaran anayasa değişikliği yapıldı. Buna göre temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletler arası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler ihtiva etmesi sebebiyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası antlaşma hükümleri esas alınır demiş zaten. Ve birinci maddedeki sözleşmede taraflar kendi yetki alanları içinde bulunan herkesin sözleşmenin birinci bölümünde açıklanan hak ve hürriyetlerden 46. faydalanmalarını sağlarlar diye sözleşmenin ahinden son kararında hatırlatılan 46. maddesine göre taraflar taraf oldukları davalarda mahkemenin yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler. Türkiye bunu imzaladı zaten 2004 yılında da. Ve bu taahhütte vermiş oldu. Ne var ki 7. maddede verdiği ihlal kararında AİHM 15-20 Temmuz yargısının en iddialı olduğu ve bidayette mahkemelerden istinafa, Yargıtay'a ve Anayasa Mahkemesi'ne kadar bütün yargı kademelerinin paylaştığı balyoz yorumunu da böylece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi reddedi. Baylok kullanan herkesin sadece bu sebeple silahlı terör örgütü üyeliğinden mahkum edilebildiğini belirten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu tür tek tip ve genel bir yaklaşım söz konusu suçla ilgili olarak ulusal hukukta öngörülen gerekliliklere uymuyor dedi. Ve münhasıran baylok gerekçeli kovuşturma, mahkumiyet ve cezalandırmaların keyfi olduğuna karar verdi. Ve bazı maddelerle ilgili karar oy birliğiyle alınmış. Böylece 15-20 Temmuz yargısının belli başlı dayanakları çökmüş oldu. Evet, yargıyı da alet eden 15-20 Temmuz hukuksuzluğu buraya kadar. Ve KHK vesaireyle yapılan bu haksızlıkların 127 milyar doları aşacağı kesin bu cezaların, AİHM'in keseceği cezalar. Bu meblağ da milletin sırtına yüklenildi. Ve Yeni Asya senelerce önce meselenin bu vahim noktalara taşınacağını herkesi uyarmıştı. Hayfa ki etkili ve yetkililer kulak ardı etmiş ve bir kısım vatandaşlar da bu meseleyi de görmezlikten, duymazlıktan, bilmezlikten gelmişti. Şimdi soralım, ne oldu şimdi? Öyleyse ilerideki durumlar ne oldu şimdi dememek için şimdiden o kararların hükümlerini AİHM'in aldığı kararların hükümlerini yerine getirelim. Bu haksızlık, adaletsizlik ve zulümlerin sebebi nedir? Şu görüş. Cemaatin selameti için fert feda edilir. Vatanın selameti için eşhasın hukuku nazara alınmaz. Şahısların hukuku, hakkı nazara alınmaz. Devletin siyasetinin selameti için cüz'i zulümler nazara alınmaz diye bir tek cani yüzünden bir köyü mahvetmekle bin masumun hakkını nazara almaz. Bir tek caninin yüzünden bin adamın kılıçtan geçmesini caiz görür ve bugün yüz binlerce insanı hapsetti, nezarette attı, envai türlü işkencelere bebek, çoluk, çocuk, kadın, ihtiyar, hasta hiç kimseyi dinlemeyerek onları yıllarca 7 senedir hapislerde hala süründürüyor. Hiçbir delil ve belge olmaksızın hukuki ve kanuni bir dayanak olmaksızın. İşten atılıp hapse sokulanların mal varlıklarına da el konmuş. Hepsi şimdilik hukuken de, dinen de, insaniyeten de, vicdanen de masum ve suçsuzdur. Kanunen de
İnsan Hakları Mahkemesi'nce de Avrupa İnsan Hakları. Zira masumiyet karinesi var. Yani bir kişinin suçu adil mahkemelerce delillerle, belgelerle sabit olmadıkça, yani sabit oluncaya kadar o masum. Hukukun tüm kuralları alt üst edilerek masumiyet karinesi yerine sen suçlusun, seni cezalandırayım, masum olduğun anlaşılırsa o zaman bir şeyler düşünürüz. Veyahut da masum olduğunu sen ispat et. Halbuki suçu isnat eden onu ispat etmesi lazım delillerle. Ve böylece yüz binlerce kişiyi hapse atmış, mallarına yapılmış. Bir de suç ve cezanın şahsiliği prensibine göre de bu insanlar suçsuzdurlar. Zira suç ve cezanın şahsiliği prensibi esastır. Anne babalar çocukları, çocuklar anne babaları, kişi kardeşi ve akrabalarının işlediği suçlardan dolayı cezalandırılabilir mi? Elbette cezalandırılamaz. Ve dünyanın hiçbir yerinde de cezalandırılmıyorlar hukuken. Çünkü Kur'an'ın ve la teziru vaziretun vizre uhra. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Kur'an'da dört yerde geçiyor. En'am suresi 164 başta olmak üzere dört surede geçiyor. Bir mesleğe, bir tarikate, bir cemaate, bir camiaya, bir derneğe, bir sendikaya mensubiyet veya gönül bağının olması hiçbir hukuk ve onun cezalandırılması hiçbir hukukta yok. Mesela PKK vesaire teröristlerin anne, baba, kardeş, akraba ve çevreleri suçsuz oldukları halde suçlanmazken halen suçlanmıyorlar. Masum dindarların akrabaları cezalandırılması nasıl dehşetli bir haksızlık ve bir zulüm. Ey efendiler! Bediüzzaman şöyle sesleniyor onlar. Ey efendiler! Her bir hadiseyi bahane tutup bana sıkıntı vermeye sebep nedir acaba? Şartta bir nefer hata etse, garpta bir nefere askerlik münasebetiyle zahmet ve ceza vermek veya İstanbul'da bir esnafın cinayetiyle Bağdat'ta bir dükkancıyı esnaflık münasebetiyle mahkum etmek, nevinden bir hadise-i dünyeviyede bana sıkıntı vermek hangi usul iledir, hangi vicdan hükmeder, hangi maslahat iktiza eder? Evet, suçlanan kişiyle beraber masum eş ve çocuklarını cezalandıracak şekilde suçu sabit olmadan meslekten atma, mal varlığına, maaşına, hesabına tedbir ve el koyma ve 15 gün içinde lojmanı boşaltma gibi acımasız hükümler icra ettiler. Hem öyle bir zulüm ve cebir ki bir adamın yüzünden 100 köyü harap ve yüzer masumları 10 binler diyeceğiz şimdi. Yüzer masumları tecziye yani cezalandırır ve tefcir ile sürgüne göndererek perişan eder. Evet, herkesin mahkemelerde Müslüman, kafir, müşrik, Yahudi, Hristiyan ne olursa o, ateist de olsa adilce muhakeme edilme hakkına sahip. Bu iktidarın uyguladığı adalet sistemi maalesef 1930'lara dayanan kemalizme dayan. Böylece zemin yüzünde bu dehşetli düelloda semavatı allattıracak zulümler ve tahribatlar oluyor. Çok masum ve mazlumların hukukları kayboluyor, mahvoluyor. Minsiz, gaddar medeniyetin zalimane düsturu olan cemaat için fert feda edilir, milletin selameti için cüz'i hukuklara bakılmaz kişilerin, şahısların diye öyle dehşetli bir zulüm meydana çıkmış ki kurun-u ula vahşetlerinde, ilk çağın vahşetlerinde de
emsali vuku bulmamış. O vahdet döneminde bile, ilk çağlarda bile vuku bulmamış. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın adalet-i hakikiyesi, bir ferdin hakkını cemaate feda etmez. İkinci noktada şu, bu konuda beşerin vahşet ve bedevilik zamanlarındaki bir kanun esasisine, medeniyet namına dine hücum edenler irtica ile o vahşet ve bedeviliğe dönüyorlar. Beşerin selamet, adalet ve sulh umumisini, güya genel barışını, güya adaletini ve selametini mahveden o dehşetli vahşiyane kanunu esası. Yani toplumun, cemaatin, milletin selameti için ferdin hakkı, hukuku feda edilir olan bir temel anayasa almış onu bugünkü vahşi medeniyet. Şimdi bizim bu biçare memleketimize girmek istiyor. Halbuki Risale-i Nur Hazreti Ali'nin adaleti mahza, adaleti tam, adaleti hakikiye seni takip ediyor. Risale-i Nur Hazreti Ali'nin adaleti mahza, adaleti tam, adaleti hakikiyesini takip eder. Küllün selameti için cüz feda edilmez, cemaat için ferdin hakkı selbedilemez. Kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde fesat çıkarmamış birisini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir. Maide suresi 32. ayet-i kerimesinin manayı işaretiyle bir masumun hakkı bütün halk için dahi iptal edilemez. Bir fert dahi umumun selameti için feda edilemez. Cenab-ı Hakk'ın nazar merhametinde hak haktır. Küçüğüne, büyüğüne bakılmaz. Küçük, büyük için iptal edilmez. Hamiyet namına kendi rızasıyla olsa o başka bir mesele. Kendisi istese. Halbuki adalet-i izafiyede küllün selameti için cüz feda edilir. Cemaat için ferdin hakkı nazara alınmaz. Evet, dağ gibi yığılmış başka suçları da olsa olabilir. Ama terörist değilse, ama böyle bir şey yapmamışsa, masum olduğu bir hususta suçlanan bir insan, hatta kafir de olsa, müşrik de olsa, Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa, cani ve katil de olsa, bize muhalif de olsa, kim olursa olsun zulme uğradığı hususta onu müdafaa etmek mecburiyet ve mükellefiyetindeyiz. Yani suçlandığı konuda bir suç işlememişse, o konuda masum ise dini, inancı, milleti, milliyeti, durumu, makamı, mevkii ne olursa olsun o masumdur. Asla cezalandırılamaz ve Müslümanlar, özellikle Nur talebeleri, onları müdafaa etmek mükellefiyet ve mecburiyetindedir. Ki başımıza gelen birçok bela ve musibet, depremler, seller, ya felaketler, yangınlar vesaireler, kuraklık, kıtlık, enflasyon, yüksek faiz, enflasyon, pahalılık, ekonominin çökmesinin bir sebebi, belki en mühim sebebi, masumları cezalandırmak, hapislere tıkmak, envai çeşit işkenceleri etmek, adalet arayışının kapılarını bile yüzlerine kapatmaktır ki halen devam ediyorlar. Zulüm devam ettikçe, haksızlık devam ettikçe, adaletsizlik ve hukuksuzluk devam ettikçe, depremlerde, bela ve musibetler, felaketlerde Kur'an'ın tabiriyle, ifadesiyle ve Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleriyle kesin ve sabittir. Binler, on binler işin ehli, eğitimci, ekonomist, üretimci, tüccar ve esnaf işten el çektirilmesi de böylece ekonomik çöküntünün de zaten ve adaletin çöküntü ve
ve kutuplaşma ve toplumsal barışı da berhava etti, yerle bir. Şimdi soruyoruz. Haklar ihlal edilirken, yüz binlerce masum hapislerdeyken, özel hayatın korunması, örgütlenme hürriyeti, seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma gibi haklar da bilhassa son 20 senede ayaklar altına alınmışken ve bütün haksızlık, zulümler göz önünde cereyan ederken ne var ki emri bir maruf nehyani münker? Yani bu Kur'an'ın emri. Lokman suresinin 17 ve en az 10 ayette daha geçiyor. Ve'mur bil maruf ve nehyan münker. Yani doğruyu, iyi, güzeli, hakkı, gerçeği, adaleti emretmek, kötüyü, yanlış, çirkinden menetmek, bir yanlışı eliyle, diliyle düzeltmek veya kalben buz etmek var iken birçok dindar hoca, ki dindar olması lazım, İmam Hatip'ti. Birçok dindarlar, hocalar, İmam Hatipler, kanaat önderleri, ilahiyatçılar, hakimler, avukatlar, savcılar, adalet mekanizmasında yer alan sair yetkililer, ilgililer, psikologlar, siyaset bilimcileri, yöneticiler, ilim fikir adamları, gazetecileri, sendika ileri gelenlerini kılını kıpırdatmıyor. Allah'tan korkmuyor. Allah'tan korkmuyor. Kur'an, adalet ancak Kur'an'ın gösterdiği yol ile olur. Bunu hepimizin, özellikle dindarların ve yukarıda sıraladığım kişilerin anlaması lazım, bilmesi lazım, uygulaması lazım. Saadet-i beşeriye dünyada adalet de olabilir. İnsanlığın dünyadaki mutluluğu ancak adaletle mümkün. Adalet ise doğrudan doğruya Kur'an'ın gösterdiği yol ile olabilir. Eğer beşer çabuk aklını başına alıp adalet ilahiye namına ve hakaik-i İslamiye dairesinde mahkemeler açmazsa maddi ve manevi kıyametler başlarına kopacak, anarşilere, Yecüc ve Mecüclere teslimi silah edecekler diye kalbe ithal edildi. İşte terör, işte savaş, işte ondan sonra ekonomik çöküntü, işte maddi manevi, işte felaketler, belalar, musibetler, depremler vesaireler maddi ve manevi şeyin başına musallat olmasının sebebi bu, Kur'an adaletini şeye almamaktır. Halbuki adalet üç esma-i hüsna direkt adalete bak. Cenab-ı Allah'ın esmasından üç esma, yani hak, adil ve hakim. Bunlar direkt adaletle ilgili. Ona bakıyor. Fert, aile, toplum ve hayatında da bunlar adaleti gerektiriyor. Adalet en özlü tanımı her şeyi yerine koymak, hakkının hakkını, haksızın cezasını vermektir şeklinde tarif etmiştik. Hakkın küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Anne, baba, akraba, komşu, zengin, fakir, dost, inanan, inanmayan herkes hakkını, hukukunu korumakla mükellef olduğumuzu da ifade etmiştik. Kur'an-ı Kerim mealen adalet üzere olun ve Allah için şahit çıkın. Kendi aleyhinize veya anne babalarınıza, akrabalarınız aleyhinde olsa bile hakkında şahitlik ettiğiniz kişi zengin de olsa, fakir de olsa doğruluktan ayrılmayın. Çünkü ikisini de Allah sizden daha iyi gözetir. Nisa suresi 135. ayet-i kerimenin meali. Muhakkak ki Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Gerçekten Allah bu emriyle size ne güzel öğütler veriyor. Nisa suresi 58. ayet-i kerimenin meali. Müslüman Müslümana zulmetmez ve onu zalimin eline bırakmaz. Buhari'de geçen bir hadis-i şerif ve Müslim'de. Bir kavme, yani bir topluluğa, bir millete olan kininiz, öfkeniz sizi adaletsizliğe sevk etmesin, adaletten saptırmasın. Maide suresi 8.
ayet-i kerime. Sakın dengeyi bozma. Adaleti bozma. Ölçüyü adaletle tutun. Ve eksik tartmayın. Yani adalet dediğimiz şey sadece mahkemelerde tecelli etmez. Hayatımızın her safhasında, her katmanında, çoluğumuza, çocuğumuza, komşumuza, arkadaşımıza, kardeşimize, insanlığa inancı, fikri, düşüncesi ne olursa olsun adaletle hareket etmek, adaletle yaklaşmak mecburiyetindeyiz ki bu ayet-i kerime bunu söylüyor. Mahkemelerde değil, konuşurken insanları, cemaatleri, toplumları, kişileri vesaireleri değerlendirirken mutlaka mutlaka dengeli olmalı. Çünkü Kur'an dengeyi bozmayı diye emrediyor. Ölçüyü adaletle tutun ve eksik de tartmayın. Bunların nazara almayan zalim ve despotları alkışlayanların hali ne olacak? Es-sebebu kel fasırınca onlar da onların zulmüne şerik ve ortak oluyor. Peki ne yapmamız lazım şu halde? Bediüzzaman yukarıdaki ifadelerinden sonra en son söyle adaletle ilgili. Nasıl ki sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, bir evde bulunsan, seninle beraber 9 masum ile bir cani var. 9 masum bir cani var. Bir gemide, bir evde beraber bulunuyorsunuz. 9 masum, sen de masumsun. Bir de cani var. Katil var. Cani var. O gemiyi gark ve o haneyi ihraç etmeye çalışan bir adamı ne derece zulmettiğini bilirsin. O gemiyi batırmaya, yani bir cani var diye 9 masumun bulunduğu o gemiyi batırmaya ve o evi yakmaya çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Ve zalimliğini semavata işittirecek derecede bağıracaksın. Hatta bir tek masum 9 cani olsa yine o gemi hiçbir kanunu adalete batırılamaz, el yakılamaz. Tam tersi de olsa. 9 caniyi yakalamak için. Burada 9, 10 cani, 100 caniyi cezalandırmak için yüz binler cezalandırılıyor. Ne dehşetli bir durum. İşte özellikle Nur Talebi. Özellikle dindarlar. Kur'an'ın bu hakikatlerini böyle izah ve ispat edip ortaya koyan, adaletin ortaya koyan Bediüzzaman'ı dinlemek zorunda. Birine, bir masuma, bir haksızlık, bir zulüm ettiğinde semavata işittirecek derecede bağıracaklar. Öyle dehşetli, öyle garip, öyle tuhaf, öyle ters işler gördük ki bırakınız burayı, bu bölümü okudukları halde, bildikleri halde bırakınız semavata işittirecek derecede bağırmayı. Bırakınız biraz daha böyle semavata değil de yeryüzündekilere işittirecek derecede seslenmeyi. Zulmedenleri ondan vazgeçirmek için. Bırakınız hafif bir sesle tepki koymayı, semavata işittirecek derecede de bağırmaya çalışan Yeni Asya ve mensuplarını da ağızlarını onları susturmaya çalıştılar. Tutmaya çalıştılar. Bağıranları da susturmaya çalıştılar. Ne dehşetli ve katmerli bir zulüm. Kendisi böyle yapması lazım gelirken yapanları da engellemeye kalktı. Evet, Yeni Asya hürriyet, adalet, meşveret, meşrutiyet, demokrasi, cumhuriyet, adil yargılanma, din ve vicdan, eğitim, ifade hürriyeti ve güvenliğini ve güvenliği, suçun şahsiliği vesaire vesaire. Kendi aleyhinde de olsa zarar da görse her şart ve vasatta bunları savunuyor. Adaleti, hukuku ve başkasının haklarını savunuyor. Çünkü Kur'an'da istihraç edilen Risale-i Nur'daki şu adalet kavramlarını takip etmeye çalışıyor. Şu kavramlar Kur'an'dan istihraç edilmiştir. Bediüzzaman'ın takip ettiği adalet kavramları şöyledir.
Adalet-i mahza, adalet-i izafiye, adalet-i nisbiye, adalet-i hakikiye, adalet-i tamme, adalet-i mutlaka, adalet-i ilahiye, adalet-i sermediye, adalet-i aliye, adalet-i şer'iye, adalet-i Kur'ani, adalet-i kaderiye, adalet-i beşeriye. Ayrıca adaleti müsbet ve menfi adalet olmak üzere iki kısma ayırır Bediüzzaman. Müsbet adalet hak sahibine hakkını vermektir. Ve menfi adalet ise haksızları terbiye etmektir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi, adalet ve hikmet, müsavat, eşitlik ve mizan arasında da sıkı bir ilişki olduğu hususuna dikkat çekmiştir. Ona göre müsavatsız adalet, adalet değil. Herkes adalet karşısında eşittir. Padişah da gedadır, hizmetçidir. En alt tabakadaki insan da. Zengin de, fakir de. Kim olursa olsun Kur'an adaleti karşısında eşittir. Ki asr-ı saadette bunun uygulamaları yapılmıştır. Hazreti Ömer'in, Hazreti Ali'nin, Selahaddin Eyyubi'nin, Sultan Fatih'in ve benzerlerini mahkemelere çıkması, kimi zamanda kaybetmeleri ve böylece en üst makamda halifelerin, devlet başkanlarının mahkeme olması tarihin böyle altın sayfalarına geçmiştir ve böylece yüz binlerce örnekler vardır. Bunlar olduğu halde bugün Müslümanların durumu nedir onu biraz sonra görmeye çalışalım. Evet, kainatta tekvini ve fıtri bir adalet var diyor Bediüzzaman. Bütün Esma-i Hüsnaları olduğu gibi Adil isminin de adaleti de Kur'an'dan, fıtri, tekvini, mükevenattan, kainattan, alemden, adaletten çıkarır Bediüzzaman. Birçok değerlendirmesi yanında yaptıklarımızın karşılığını hayatın akışı içinde fıtri adalet tarafından göreceğimizi izah ve ispat ederek bize adalete yönlendirir ve zulme meyledenleri uyarır. Çünkü mutlaka kim bir haksızlık yaparsa eninde sonunda başına gelecektir. İşte Baylok'ta ahirde olduğu gibi ters oldu. Veya başka türlü de aynısı da başına gelecektir. Arkadaş, masum bir insana veya hayvanlara gelen felaketlerde, musibetlerde beşer fehminin anlayamadığı bazı esbab ve hikmetler vardır. Yalnız meşiyet ilahiyenin Cenab-ı Hakk'ın irade ve dilemesi düsturlarını havi şeriat-ı fitriye ahkamı, fıtri, tabi, yaratılıştaki şeriatın, kanunların, hükümlerin aklın vücuduna tabi değildir ki aklı olmayan bir şeylere tatbik edilmesin. O şeriatın hikmetleri kalp, his ve istidada bakar. Bundan da husule gelen fiiller o şeriatın hükümleri tatbikle tecziye edilir. Mesela kainatta mutlak bir adalet vardır. Fıtri bir adalet vardır. Allah'ın adil ismi atomdan dedik yıldızlara, atomlardan hücrelere, unsurlara, hayvanlara, bitkilere, insanlara kadar güneşe her şeyde ölçülü dengeli olması şeklinde, ayrıca cezaları da çekmesi şeklinde fıtri bir adalet ve cezalandırma hüküm sürüyor dünyada ve bunları biz görüyoruz. Üstad şu örneği veriyor. Mesela bir çocuk eline aldığı bir kuş veya bir sineği öldürse şeriat-ı fıtriyenin ahkamından olan hissi şefkate, şefkat duygusuna, hayvanlara, insanlara, masumlara acımak zorunda. İnsanda bu duygu var, merhamet duygusu var, şefkat hissi var. Bunun için verimiz zaten. Hissi şefkate muhalefet etmiş olur sineği ve kuşu öldürse bir çocuk. İşte bu muhalefetten dolayı düşüp başı kırılsa müstahak olur. Çünkü bu musibet o muhalefete cezadır.
veya dişi bir kaplan öz evlatlarının olan şiddeti şefkat ve himayeyi nazara almayarak zavallı ceylanın yavrucuğunu parçalayarak yavrularına rızık yapar. Sonra bir avcı tarafından öldürülür. İşte hissi şefkat ve himayeyi muhalefet ettiğinden, hissi şefkate ve himayeye muhalefet ettiğinden ceylana yaptığı aynı musibette maruz kalır. Peki kaplanlar ne yiyecekti? Kaplan gibi hayvanların helal rızıkları ölü hayvanlardır. Sağ hayvanları öldürüp rızık yapmak şeriat-ı fıdriyece haramdır. Mesnevi Nuriye de diyor benim zaman. Hem temizlik yapacaklar hem de Kudüs isminin tecellisiyle leşleri, ölü hayvanları toplayacaklar. Vazifeleri o zaten. Onun için yaratılmış. Hem de ölü hayvanlardan rızık yapacaklar. Evet, bu fıtri ve ilahi bir kanundur. Haksızlık, zulüm ve adaletsizliğin cezasının bir kısmını adalet-i mutlaka çerçevesinde bu dünyada da peşin görürüz. Ancak gaflette bu adalet tokatlarının nereden geldiğinin bazen farkına varamayabiliriz. Zulüm günahtır. Men dakka dukka sırınca zalim ceza görür. Çünkü ceza masiyetin lazım zatisi. Ceza masiyetin günahın zatında, fıtratında, yapısında olan, lazımı olan bir zatında olan bir şey, bir lazımıdır. Mesela alkol ve sigaranın cezasız, sağlıksız gibi peşin olması. Yani alkol ve sigara vesaire uyuşturucu almak kötü bir şeydir, haramdır. Ondan sonra bunun cezası fıtridir ve peşin cezasını peşin çektiğin gibi yapılan bir zulüm, bir haksızlık, özellikle masumlara yapılan haksızlıklar, zulümler, işkenceler vesaireler fıtraten, fıtri olarak şeylerini onlar da ne yapacak göreceklerdir. Şimdi burada şunu da ilave edelim. Cenab-ı Hakk'ın iki türlü mahkemesi var. Mahkeme-i Sûra ve Mahkeme-i Kübra. Biri bu dünyada, diğeri ukbada, yani alemi ahirette geçer. Ve can alıcı soru şu: niçin gavurların memleketlerinde bu semavi tokat başlarına gelmiyor bu biçare Müslümanlara? Müslümanlara da cezalar veriliyor. Bu depremler vesaireler, daha önce demiştik ki yaptıklarımız zulümlerin, haksızlıkların, acımasızlığın, şefkatsizliğin, işkencenin, hapsin, adaletsizliğin birer cezasıdır depremler, felaketler, musibetler, sair belalar ve şeyler. O zaman niçin Müslümanlara geliyor da gavurların başına gelmiyor? El cevap: büyük hatalar ve cinayetler tehir ile büyük mahkeme merkezlerde ve küçücük cinayetler tacil ile acele olarak küçük merkezlerde verildiği gibi mühim bir hikmete binaen ehli küfrün cinayetlerinin kısmı azamı, büyük bir kısmı mahkeme-i kübrayı haşre tehir edilerek ehli imanın hataları kısmen bu dünyada da cezası verilir. Şimdi köylerde, kasabalarda veya küçük kazalarda ağır ceza mahkemeleri veya bölge mahkemeleri olmaz. Nerede olur? İllerde ve bölgelerde olur. Aynen öyle de Müslümanların küçük günahlarının cezaları, Müslümanların cezaları burada veriliyor. Kafirlerin ise, inançsızların ise cezaları şey olduğundan mahkemeyi kübraya bırakılıyor. Bir sual de şöyle: bazı şahsın hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumi şekle girmesinin sebebi nedir?
Deprem bazı şahısların evet hatasından, zulümlerinden, işkencelerinden, masumları hapsetmesinden, onun malına, mülküne el koymasından meydana geldi. İdareciler, yöneticiler ve zalimler yaptı bu işi. Elinde gücü, iktidarı olanlar, bunlar bazı sayılı şahıslardır. Umum musibet niye herkese geldi o zaman? Bunlar cezalansaydı ya. Niye genel bir musibete sebebiyet? Evet, hem Rus gibi olanlar mensup ve tahrip edilmiştir. Çünkü onlar iltizamen, iltihaken ve fiilen masum insanlar, çoğunluk olanlar da yani o fiilen işlemenler de zalimlerin o harekatlarına, o zulümlerine, işkencelerine fiilen veya iltizamen veya taraftar oluyor veya iltihaken veya ona bizzat katılarak, fikren de ona katılarak ne yapıyor? Zulümlerin devamını umumileşiyor ve zulümlerin devamına şey veriyor. Çünkü es-sebebu kel sırrınca sebep olanlar da yapanlar gibidir. Şey, zalimleri alkışlayanlar, taraftar olanlar ve buna iltihak edenler de böylece umumi musibetlerden de şeylerini alıyorlar. Evet, hem Rus gibi olanlar mensup ve tahrif edilmiş bir dini terk etmekle, hak ve ebedi ve tabiri nesk olmayan bir dine ihanet etmek derecesinde gayretullah'a dokunmadığından zemin şimdilik onları bırakıp bunlara hiddet ediyor. Ruslar, komünistler, dinsizler, ateistler neyi kaldırmış ortadan? Hangi dini kaldırmış? Mensu nesedilmiş, hükmü kaldırılmış veya tahrif edilmiş, bozulmuş bir dini terk etmiş. Zaten bozulmuştu, zaten tahrif edilmiş, zaten hükmü kalmamıştı Hristiyanlığı ve sair dinleri. Bunların böyle bir dini kaldırmaları başka bir şey. Ama doğrudan doğruya hak ve ebedi ve kabili nesk olmayan bir dine ihanet etmek derecesi aynı değildir. Kur'an'ı, imanı, hakikatlerini doğrudan doğruya nesk olması mümkün olmayan hükmü kalır, kıyamete kadar devam edecek ve gün geçtikçe de tazeliğini muhafaza eden Kur'an, Kur'an'ı kaldırmak, ona aykırı hareket etmek dolayısıyla büyük bir cinayettir. Onların da ağır cezası orada verilecek. Evet, halbuki şu memlekette o merhamet, o namusa layıkinden biri yapılmıyor. Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Hiç mümkün müdür ki bir saltanat, bahusus böyle muhteşem bir saltanat, Allah'ın saltanatı atomdan atom altı ve moleküllerden atom altı parçalardan binlerce, yüzlerce parçalardan, huzurlardan, unsurlardan, işte bitkilerden, hayvanlardan, dünyadan, ondan sonra güneş sisteminden 11 katrilyon samanyolu deniyor ki her birinde ortalama 200 milyar yıldız var ki böyle muhteşem bir saltanat, bir adalet, bir ölçü, bir dengeyi devam ettiren hiç mümkün müdür ki bir saltanat, bahusuz böyle muhteşem bir saltanat, hüsnü hizmet eden mutilere, güzel hizmet eden itaatkarlara mükafatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın. Burada yok hükmündedir. Demek ki başka yerde bir mahkeme-i kübra var. Büyük bir mahkeme var. Şu yerlerde o hikmeti, o adalete layık binde biri icra edilmiyor. Senin gibi sersemler çoğu ceza görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkemeyi kübraya bırakılıyor. Evet, Avrupa insan haklarını, adalet, hürriyet, demokrasi ve Avrupa Birliği'nin adalet, hürriyet, demokrasi, meşrutiyet, cumhuriyet, meşveret, sorgulama, şeffaflık gibi bu insani ve İslami değerleri nasıl almış, nasıl uyguluyor, bu adaleti nasıl yerine getirmiş ve kendilerini nasıl terbiye etmiş, eğitmişler ve İslamiyet'ten ve
sevi dini hakikaten nasıl istifade etmişler, o bölümü de inşallah bir başka zamana bırakarak burada bitirelim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin. Thank you.